hakim, savcı, kaptan, pilot, neredesiniz? Bilim insanı, yazılımcı, iç mimarlık çok havalı, satış uzmanı, diyetisyen, drone pilotluğu ah yapabilsem. Çeşit çeşittir meslekler, senin hayalin hangisi kanka? Güneşleniyorum. Burası çok güzel, güneş alıyor da. Git başka yerde güneşlen. Niyeymiş o? Çünkü bu ağaç benim ağacım. Ve etrafında sadece ben oturabilirim. Yok ya, nereden senin oluyormuş? Hem buraya ilk ben geldim. Git başka yere otur. Ya sen git başka yere otur. Ne oluyor burada? Niye kavga ediyorsunuz? Benim ağacımın altına oturmuş. Söyle şuna başka yere gitsin. Asıl siz söyleyin. Önce kim geldiyse ağaç doğumundur. Hiçbir şey anlamadım. Al benden de o kadar. Bu ağaç benim, işte o kadar. Handancığım, bir kere bu parktaki hiçbir ağaç senin değil. Herkes istediği ağacın köşesine oturabilir. Yaşa doğa, ben de onu diyordum deminden beri. Bakın orada ne yazıyor? Handanın ağacı. Oh ne âlâ. Ağaca tabela asınca senin mi oluyor ağaç? Ben bu tabelayı dün astım. Erken gelip sen assaydın ciciğim. Saçma. Hiç de bile saçma değil. Bu tabela benim senden önce geldiğimin kanıtı. Öyle değil mi? Siz de bir şey söylesenize. Benim kafam iyice karıştı. Tamam, önce gelenin diyelim de. Önce kim geldi? Tabii ki benim. Ben. Bu olay böyle gitmez arkadaşlar. Ne yapacağız peki? Bizim bir bilene ihtiyacımız var. Yani? Yani bizim bir avukata ihtiyacımız var. Bu haklı. Bir avukat kim haklı kim haksız bilirdi. Arkadaşlar, parkta nerede buluyorsunuz acaba avukatı? İşte onu ben de bilmiyorum. Aslında avukat olsam kendimi ne savunurdum? Hakkımı savunurum yargı önünde. Yol gösteririm hukuk işinde. Etkili konuşur, sorunları çözerim. Avukatım ben, sen de müvekkilim. İtiraz ediyorum sayın hakim. Müvekkilim suçsuzdur. Davacıyım. Ben daha çok davacıyım. Ay ne oluyor, olay nedir? Çorabımı kaybolan Tekin aldı koydu. Gel. Ay sen de şöyle otur, buyur ayakta. Hayır, ben oturmayacağım ve sinirliyim şu an bir kere. Öncelikle nereden buluşuyorsunuz? Evden. Kardeşim olur kendisi. Otur, canım sıkıldı. Biz de bir değişiklik yapalım dedik. Ne yaptınız? Koltukların yerlerini değiştirdik. Aniden böyle köklü bir değişiklik yapmasaydınız keşke. Sonra ne oldu? Sonra da işte kaybolan çorabını aramaya başladı. Polise haber verseydiniz. Çok önemli bir mesele bu. Ay şimdi iş resmi tepinince benim de ter bastı şu kapat. Polise diyorum haber. Aa yok. Ondan sonra burada müsaade ederseniz sözü verelim abi. Haklısınız. Karşı taraf çok yargara yapıyor. Bir dakika. Neyin yargarası acaba bu? Bu dili kullanmakta ömür boyu men ederim Ahmet Efendi. Kendinize gelin lütfen. Hiç. Ya adamın çorabının teki kaybolmuş. Bir de hanımefendi alıkoymuş. 2 kere 2, 4. Neden alıkoymuş kendi halinde bir çorabı? Bunu sormanız gerekmez mi? Ya alıkoyma falan yok. Kendi oturduğu koltuğun kenarına sıkıştırmış işte çorabı. Yer değiştirince de ben oturdum, suçu hemen bana yıktı. Yoksa benim işim gücüm yok. Onun pis, cips kokan çorabına mı alıkoyacağım? Olay budur işte. Ben bu davayı üstleniyorum kardeşim. Söke söke bizim olanı kazanacağız. Maddi manevi kazancı boğacağım seni. Zor kazanırsın. Avukatlığı ben sana öğrettim.
Buraya geldiğimde şu kadarcık içi dolu turşucuk bir şeydim. Cübbeni alırım senin. Rüzgar ya Muhammed, boşu esiyorsun. Ooo, kavga da söylenmez. Bak bu çocuk hep böyle mikser gibi karıştırıyor ya Allah. Yo, karısından köküne kadar doğru söylüyor. Senin o avukatına verdiğim emeği kimse vermemiştir. Ama olsun, ne demişler? Yolu doğru olanın yükü ağır olur. Yürü be, savunana can feda, savunmayan elveda. Sen batan bir güneş, ben duruşmalarda çilekeş. Suçlumun batkara, masum gönlü yara. Gaz, fren, şansıman, halim duman. Tut beni, savunayım seni. Adliye sarayı büyüktür, girmesine bilmeli. Mahkeme bitince çıkmasını bilmeli. Kapılma rüzgarıma, davayı kaybedersin. Dünya dikenli bir hayat, avukatlarda mı kabahat? Yaklaşma toz olursun, savunma pişman olursun. Müvekkilimse severim, kazanırsam gülerim. Tazminat istedim vermediler, sen haksızsın dediler. Emeğimiz bilek zoru, savcım sen bizi koru. Davayı haklıya, derdi avukata sor. Kabahat senin değil, bu ofise ortak edenin. Naber? Yürü be avukatım, kim tutar seni? Laf cambazlı, başka bir numarası yok. Vallahi avukat bey hiç kusura bakmayın. Tek numara dediğiniz 10 numara hareket. Ben bu davadan çekiliyorum. Doğacığım, güzel kardeşim, affet beni. Madem hatanın farkındasın, barışalım bari. Adalet herkese lazım. Bunu sakın unutmayalım. Kov bunu kov, ayır dükkanları. Senden kral avukat tanımıyorum. Hadi selametle. Çorabını ortaya bırakma bir daha. Hadi gel. Şimdi yoldan bir avukat geçmesini mi bekleyeceğiz? Bildiğim kadarıyla seyyar avukat yok. Bu iş daha çok zor Andancığım. Öyle mi diyorsun? Evet, bunun daha mahkemesi var. Yok artık. O kadar uzaması olmaz mı? En iyisi tarafların anlaşması. Öyle değil mi Doğa? Evet, yoksa iki taraf da zararlı çıkacak. Bence Ağacı yalnız bırakalım. Biraz kafa dinlesin. Gidelim voleybol oynayalım. Bu meseleyi de unutalım. İyi fikir. Voleybol mu? Bana uyar. Zaten biraz daha oturursam domates gibi kızaracağım. Oh! Nihayet taraflar anlaştı. Senden çok iyi bir avukat olur bence. Olur tabii de. Yine de Handan'ın eline su dökemem. Yani. Çıkın, çıkın. Savunurum yargı önünde, yol gösteririm hukuk işinde. Etkili konuşur, sorunları çözerim. Avukatım ben, sen de müvekkilim. İtiraz ediyorum sayın hakim. Müvekkilim suçsuzdur.